Herkese yeniden merhaba. Bugün başlıktan da anladığınız üzere ilk Instagram fotoğrafımdaki makyajımı yapacağım tekrar. Ne zamanmış? 2013. Fotoğraf şu. Ve ya şöyle, bugün hatırlıyorum ben. Büşra'yla beraber bir Halloween partisine gidiyorduk. O yüzden ona da böyle yoğun bir göz makyajı yapmıştım. Kendime de böyle simli. Ya kedi gözümü, artık kedimi yapmaya çalışıyorum kendim, bilmiyorum. Böyle bir makyaj yapmıştım ve bununla kaç saat uğraşmıştım. Kaç saat? Sadece fotoğrafta çok kötü bir edit var. Yani yüzümü saçma sapan pürüzsüzleştirmişim. Yüzüm hamur gibi, patatese benziyorum. Neden böyle bir şey yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden tenimde ne yaptığıma dair bir fikrim yok yani. Fondöten kapatıcı bir şeyler sürmüşüm, evet, ama sadece birazcık kontür gibi bir şey olduğunu görüyorum. Onu tekrar yaparım. Kaşlarım şu anki kaşıma bence benziyor. Birazcık daha doldurmuşum burada. Yine doldurabiliriz. Tam makyajımı yaptım. İşte kapatıcım ve fondötenim var yüzümde. Daha ince bir şey kullandım. Ama emin olamıyorum. Yani burada kalın bir fondöten de kullanmış olabilirim. İnce bir şey de kullanmış ve sonradan böyle bir efektlemiş de olabilirim. O yüzden bilmiyorum. Sadece ruju hatırlıyorum. Ruj hatırlıyorum ama şey de hala bende. Bu gözümde kullandığım filtre de buldum evde. Bunu kullanmıştım. Başlayalım. Uzun zamandır da ağır bir göz makyajı yapmamıştım. Hadi bakalım. Şunu şöyle koyalım. Ve başlayalım. Şimdi ilk önce birazcık kontürle başlayayım bence. Physicians Formula'nın Bronze Booster'ını kullanacağım. Ortadaki rengi. Görebildiğim tek şey gerçekten burada birazcık kontür var. Biraz sanki şuralarda da var ama kaşımı birazcık bence doldurayım. Çok az. Ve yok. Ve yok. Kaş fırçam. O zamanlar kaşlarımı MAC'in Omega farıyla dolduruyordum. Hatırlıyorum. Muhtemelen öyle yapmışımdır o yüzden. Sadece kaşlarımda da böyle o efektten bence pürüzsüzlük var. Yani bu. Zaten 2018'de hala böyle etkileyen var mı fotoğrafı bilmiyorum ama olur, yapmayın. Yüzümde başka ne olduğunu gerçekten göremiyorum ama bakalım, belki güncellenmiş versiyonunu yaparız. Bilmiyorum. Şimdi azıcık şey yapayım ben en iyisi. Çok açık bir bronzla süreyim çünkü yüzüm çok renksiz duruyor. Eminim bir şeyler sürmüşümdür. Şöyle bir palet getirmek zorunda kaldım. Bu sınırlı sayıda bir Smashbox paletti ama sadece bunun içinde böyle bir gümüş rengi bulabildim. O yüzden bunu getirmek durumunda kaldım. Hiç kullandığım bir renk değil çünkü. O yüzden hiç paletim yoktu başka. Bu paletteki renkleri kullanacağım ama zaten şu anda ihtiyacımız olan şeyler biraz böyle açık kahverengiler, siyah, gümüş rengi ve sim. Başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum. Ten rengi falan olabilir bir de. Evet, şimdi Şu da yanımıza dursun. Bu da işimize yarayacaktır. Şimdi önce bence ten rengi pudrayla şuradan geçeyim ben. Bu arada göz makyajı güzeldi yani bence. Yani şöyle amaç güzel yani. Düşünce çok güzel. Ama bence güzel karıştırılamamış bir far söz konusu burada. Şöyle bakarsanız anlayacaksınız ne demek istediğimi. O yüzden de yapmış olabilirim bu pürüzsüzleştirme efektini. Belki şuralar gitsin diye. O zamanlar Facetune falan yoktu çünkü. Karışma fırçasıyla şuradaki rengi alıyorum. Dış tarafa. Tam kaş kemiğine. Ha, şu an hatırladım. Ben bu makyajı bantla yapmıştım böyle.
şöyle bant yapıştırarak. O zaman muhtemelen tam makyajını sonradan yapmışımdır. Şimdi hatırlamam iyi olmadı. Neyse ben 5 yıl sonra gelişen yeteneklerimle bantsız da yapabilirim. Olmazsa bir şeyler yaparız ya. Şöyle uzatalım şuraları. Sonra birazcık şey alacağım ben. Füme. Füme ve kahve karıştırıyorum şu anda mat. Onu da şöyle geçiyorum. Şimdi bu fümeyi birazcık daha aşağıdan yoğunlaştırıyorum. Şu an sadece bu çukura sürüyorum. Şimdi siyaha geçeceğim. Hadi bakalım. En sevmediğim şey siyah parla çalışmak. Şimdi dış köşeye siyahı birazcık oturtacağım. Önce sonra da atacağım. Ama çok da farkınızı çok ellemeden geçiyorum. Çünkü her an bulamaca doğru. Evet. Gerçekten küçücük böyle tüycük gibi hareketler falan. Sadece çok böyle siyah çok siyah durmadı. Başka bir siyah deneyeceğim. Dior'un bu paletindeki siyah deneyeceğim. Bu. Açınca pigmentliğine. Lafetim. Diğer siyah geri dönüyorum. Ya arttırılır diyor. Zor bir makyaj. Zorluyor şu an. Olmayanına göre hemen. Yani birazcık daha şuralara geçebilirim ama ya o zaman hatırlıyorum saatlerce yapmıştım ben bu makyajı. Bu bir gelişme göstergesidir. Şu an yani 10 dakika bile olmadı diye düşünüyorum. Şimdi o gümüş renginden süreceğim birazcık ama şunu mu karıştırsam? Bence evet. Make Up Forever'ın böyle bir ürünü var bende. Aqua Seal diye. Bu aslında Inglo'nun şu Duraline'ına da benziyor. Bu da böyle farlarınızı daha pigmentli yapabileceğiniz. Yani daha pigmentli yapacağınız derken şey böyle. Bir normal farı işte likit far gibi yapabileceğiniz ışıltılı farları özellikle. Bir ürün. Şimdi gümüş rengini alıyorum ve üstünde böyle bir şey alıyorum. Hı hı. Yani çok daha yoğun gösteriyor. Normalde böyle durmazdı bu far. Birazcık daha böyle şu tarafa doğru getirmem lazım farı çünkü fotoğrafta öyle. Yani sadece dış köşeler siyah. Gözünün şurasında bir aydınlık var gibi. Bir onu yapacağım. Onu da daha böyle altınımsı yapacağım. Çok güzelmiş yalnız bu. Mac Nylon'a benziyor aynı. Bad Dance'dir. Aynı grup sonuçta. Belli olmaz ne yapacaklar. Kaşımın altına
ışıltılı bir şeyle aydınlatmamışımdır herhalde. Çünkü bu kadar sinirli makyajda. Ama bence birazcık şey sürebiliriz. Kaş altına mat bir. Pandemimle anlatıyorum makyajı bundan sonra. Böyle daha karışmış ve homojen. Güzel. Bence makyaj hiç kötü olmuyor şu an. Evet. Sime en son mu geçsek? Ya. Ya da en son geçelim. Tamam. Şimdi gözümün içine siyah kalem geçeceğim. En sevmediğim şey. Şimdi bu siyah kalem 3 gün benimle kalacak. Ne kadar silersem sileyim. Çok sinir oluyorum ve en sinir olduğum şeyi söyleyeyim size. Gece daha böyle yoğun makyaj yapmak istiyoruz ya özel bir yere giderken. Ama en kötüsü gece böyle geç gelince tam silmiyoruz ya o makyajı. Sonra ertesi gün mesela pazar kahvaltısında herkesin gözlerinin altında siyah, gotik kalemler. Çok sinir oluyorum. Benim de başıma çok geliyor. O yüzden artık göz makyajı pek yapmıyorum çıkarken. Yani ruj falan sürüyorum. En azından çıkıyor bir noktada. Şimdi diyorum bu Tombow kalemini kullanacağım. Gözümü en az oyduğum kalemde olduğu için bunu tercih ediyorum. Eğer ince uçlu kalemlerle gözünü çıkartmaktan korkuyorsanız Tombow kalemlerle yapın bu işi. Şimdi bunu çok hafif dağıtıyorum. Kalemi. Ama orada bak şu anda bu makyajda sevdiğim ve takdir ettiğim tek şey, en önemli şey şu. Çok gözün altına böyle inmemişim aşırı. Rakun gibi yapmamışım gözümü. Ki yani o zaman elimin kaçması daha normalmiş çünkü yeni başlamıştım makyaja. Şu an mesela bazı görünümlerde evet seviyorum ama genel olarak farı çok aşağı indirmeyi sevmiyorum. Bence benim gözüm düşük gösteriyor. O yüzden böyle azıcık dağıtmayı daha çok seviyorum artık. Bir de tam makyajınızı yaptınız diyelim. Şekil A. Ve şunu yaptığınızda burada parmak izi çıkacak ya. Onu olmaması için bir çay çekin. Nasıl ipuçları ben anlamadım. Çünkü oluyor yani. Orada böyle parmak izi. Bakın böyle. Yani ne alakası var mesela onunla? Yapmamaya çalış. Mesela yapmayınca ne oluyor? Hiç yani alakası. Sana böyle gergin oluyor sanki. Biraz ama gözün da içinle bir ilgisi yok aslında. Çok garip bir huy. Ve hani hepimizde olması çok garip bence. Benim en sevdiğim fırça ya. Bu benim yıllar yılı önce aldığım bir Makeup Forever paletinin içinden çıkmıştı. Bir fırça. Ve dünyanın en iyi dağıtma fırçası. Kaybedersem bir gün çok üzülürüm. Çünkü satılan bir şey değil. 226P'ymiş adı. Ama Makeup Forever fırçaları artık şöyle değişti yani ve 226P diye bir şey yok. Eminim olmadığına. Keşke olsa. Bu arada fotoğrafta hashtaglerim var lütfen. Hazır mısınız? Halloween, Makeup, Makeup Forever. O zaman da en sevdiğim markaydı. Ve gerçekten de oradan bir sürü ürün kullanmışım demek ki. Dudağım Makeup Forever'da birazdan geleceğim. Mufe yazmışım onu Makeup Forever'ın kısaltmışım. MAC. Herhalde MAC Face and Body falan vardı yüzümde. Glitter. Son hashtagim Sephora nasıl? Çok iyi bence. Gözümün altında anlayamıyorum bir şey var mı yok mu. Çok belli olmuyor. Belki şuraya çok küçük gümüşler geçsem bir bütünlük sağlayabilir. Bir boşu makyajı gibi olsa. Gözümün altında bazı problemler var. Onlardan bir tanesi mor gözükmesi. Falan bakın ne olur bilmiyorum. Gri gri falan. Şimdi
şimdi ben maskara süreyim bence başka bir şey çünkü yok gibi gözümde. Eyeliner yok. Sakma kepik yok. Değişmeyen bazı şeyler var. Böyle bir şey yok bence. Bence böyle. Aa saçmalama. Glitter. Aa. Aa böyle bir şey görmedim ben. Bunadı mı bence böyle? Çok değişik. Sephora'nın 06 Silver glitterini kullanacağım. Şöyle. Bu şimdi şöyle anlamsız bir ürün. Üstünde güya glitter'ı yapıştıracak bir şey olduğunu iddia ediyor ama yapıştıran bir şey değil o yani bence. Ona güvenmeyin. Ben şimdi şey yapacağım. Glitter'la şu Inglow'un şeyini karıştıracağım. Şimdi çok güzel olacak her şey. Evet, hangi fırçamı ilan etsem bu işe. Tek sorun bu glitterlı makyajlarda benim göz kapaklarım birazcık düşük olduğu için yukarı geçiyor ister istemez. Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bence her gün gözümüze sim sürsek daha mutlu insanlar olabiliriz. Ve her yıl sürmek istermişim şu an. Çok güzel ya. Oyun gibi. Uzun bir süre bu simlerle yaşayacağıma eminim. Hala Coachella'da şurama sürdüğüm şeyler çıkıyor bir yerlerden ya. Böyle şey olabilir mi? Neyse bu batağa bir kere bulaştık şu anda. Yüzümde var ama artık görmezden gelin. Onları. Özellikle yapmışım gibi. Düşünebiliriz mesela. Şimdi maskara süreceğim. Benefit Roller Lash kullanacağım bunun için. Şimdi son olarak dudak kaldı. Dudağımda Make Up Forever'ın bu aqua rouge'larından çok eski sevim var. Hala var mı bilmiyorum. Daha gül kurusu, daha soğuk bir ton vardı ama ya bitmiştir ya bozulmuştur, atmışımdır. Bir tek evde bu vardı. Ben göstermek için getirdim. Dudağımdaki ruja benzer tonlara bakacağım şimdi. Golden Rose'un bu 10 numaralı liquid rouge'una benziyor. Damla Naked'e benziyor birazcık. Bir tık daha koyu sanki dudağımdakinden. Şuna daha çok benziyor gibi. Anastasia'nın da Pure Hollywood rujı var. Bilmiyorum. Hangisi? Sanki şu gibi geliyor bana ama. Yani sence çok edit var fotoğrafta. Dudağındaki biraz grimsi geliyor bana ise. İçinden mor çıktı bunun. Çok mor. Bence. Ama bu da şeftali. Neyse. Ama bu. Anastasia'nın Pure Hollywood. Liquid matte gibi süreceğim. Bence de bu ya. Ve makyajın sonuna geldik. Ben garip bir şaka çok beğendim. Birazcık evet. Gece gece, yılbaşı yılbaşı ama tek sorun benim şu an normal dışarı çıkacak olmam. Böyle yazın ortasında gündüz bu makyajla. Biraz garip görüneceğim farkındayım ama yine de beğendim. Bence benzedi. Bu fotoğrafı nasıl çekmişim ki öyle şey? Aynadan çektim herhalde mi acaba? Anlamadım. Nasıl çektiğimi. Ama şimdi aynısından çekmeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok merak ediyorum. Siz ilk Instagram fotoğrafınıza bakar mısınız? Makyajınız nasıl olur? Ne giyiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Çok enteresan bence 5 yıl önce. Ben mesela hatırlıyorum bu makyajın nereye gittiğimizi, o gece ne yaptığımızı. Çok merak ediyorum. Siz de lütfen aşağıya yazın, benimle paylaşın.
Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.